Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyoruz. Spara TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyorum. Asal çarpanlara ayırma birinci testle ve birinci soru ile başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda diyor ki, hemen şuradan renklendirelim. Birinci soruda 30 sayısının tam olarak bölen kaç farklı asal sayı çarpanı vardır? Ben ne yapıyorum? Bunu asal çarpanlarına ayırıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 5. 3 asaldır, 2 asaldır ve 5 asaldır. 3 tane asal sayıdan bahsediyor. Cevabımız C şık. 120 sayısını tam olarak bölen kaç farklı asal sayı var, değil mi? Tam sayı vardır diyor. Şimdi hemen çözelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bu 120 sayısını asal çarpanlarına ayırmış olursak 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde olmuş olur. Bölen sayısını istediğinden dolayı arkadaşlar tüm bölen sayısı şöyle diyorum. Bu 3 artı 1 üstlerin bir fazlası çarpımı bana pozitif bölenlerini verecek. 1 artı 1 şu 3 üzeri 1 1 1 artırıyorum. 5 üzeri 1 1 1 artırıyorum. 2 yapar. Bu pozitif bölen sayısıdır. 2 ile çarparsam tam bölen sayısını bulurum. Çünkü pozitif bölen sayısı kadar negatif bölen sayısı da vardır. Şuradan 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2. Arkadaşlar bu çarpımı yaparsak sonuç 32 bulunur diyoruz. Sorun. 180 sayısını tam olarak bölen kaç farklı asal olmayan pozitif bölen sayısı vardır arkadaşlar? Şimdi ben bu 180 sayısını asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 şeklinde. Pozitif bölen sayısını buluyorum arkadaşlar. Üstlerini 1 artırarak bu işi yapıyordum. 2 1 artırıyorum 3. 2 1 artırıyorum. Ve şu 5 üzeri 1'dir. Onu da 1 artırıyorum arkadaşlar. Ve bu ifadeyi çarpıyorum. Şu ifade ne oldu? 3 çarpı 3 çarpı 2. Yani buradan 18 pozitif bölen sayısı var. Pozitif bölen sayısı. Bizden asal olmayan. Burada 3 tane asalımız var. 2 asalı, 3 asalı ve 5 asalı. 3 tane asal sayı olduğu için 18'den 3 asalı istemiyor. Dolayısıyla 15 tane pozitif olup ama asal olmayan sayıdan bahsediyor. Cevabımız C şıkkıdır. Sayının tam olarak bölen kaç farklı tam sayı vardır? Şimdi arkadaşlar bunu asal çarpanlarına ayırmış olursak 2 üzeri 8, 3 üzeri 8 şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 8. Tam olarak bölme demek arkadaşlar pozitif sayılar kadar negatif bölen de olduğu için 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı diyorum üst 8'dir. 8'i 1 ekliyorum. Çarpı diyorum öbürü de 8'dir. 8'e 1 ekliyorum ve bunları çarpıyorum arkadaşlar. Bu bize tam bölen sayısı verecektir. 2 çarpı 9 çarpı 9 yapar. Bu da 9 çarpı 9, 81. 2 ile çarparsam 162 tane olduğunu görürüz. Cevabımız E şıkkıdır. Burada diyor ki 7 basamaklı sayısını tam olarak bölen kaç farklı negatif tam sayı vardır? Arkadaşlar pozitif tam sayı bölenleri ile negatif tam sayı bölenleri birbirine eşit olduğu için pozitif bölen sayısını bulursanız zaten negatif bölen sayısı bulmuş olursunuz. Öncelikle bunu ne yapıyorum? Asal çarpanlarına ayırıyorum. 5 çarpı 10 üzeri diyorum. Kaç tane sıfırım var? 6 tane sıfır üzeri 6. Bunu da düzeltiyorum. 5 çarpı 2 üzeri 6. 5 üzeri 6. Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır mantığıyla 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 7 olmuş olur. Şimdi bu 6'yı 1 artırıyorum. 6 artı 1 çarpı 7'yi de 1 artırıyorum. 7 artı 1. Ve bunları çarpıyorum arkadaşlar. Bu ne yapar? 7 çarpı 8. 56 tane pozitif bölen sayısı var. Aynı şekilde 56 tane de negatif bölen sayısı vardır. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 6. soruda diyor ki bu sayının tam olarak bölen kaç farklı pozitif tam sayı bölenleri vardır? Arkadaşlar bunu asal çarpanlara ayırıyorum. 22 üzeri 2, 2 üzeri 2 çarpı 11 üzeri 2 şeklinde yazabiliyorum. Çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 4'ü çarparsam 2 üzeri 6 yapar. 3 üzeri 3, 11 üzeri 2. Pozitif bölen sayısı istediği için
Üstleri 1 artırarak yapıyorum. 6'yı 1 artırıyorum. 7 çarpı 3'ü 1 artırıyorum. 4, 2, 1 artırıyorum. 3. Bu çarpımı yaparsak arkadaşlar 84 sayısını elde ederiz. Cevabımız E şıkkıdır. 7. soru. Aşağıdaki sayılardan hangisini tam olarak bölen 2 tane pozitif tam sayı vardır? 2 tane pozitif tam sayısı olan sayılar asal sayılardır. Yani biz de burada asal sayının tanımını yapmış. Örnek diyelim. Mesela 7 bir asal sayıdır. Bunu sadece 1 ve 7 böleni vardır. Başka da yok. 5 asal sayısının sadece 1 ve kendisi vardır. 2 tane görüyorsunuz. 2 tane böleni vardır. Pozitif böleni. Aynı şekilde 3'ü düşünebilirsiniz. 11'i düşünebilirsiniz. 13'ü düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bize diyor ki aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Cevabımız D şık. 8. soru. 6 üzeri 3 sayısını tam olarak bölen kaç farklı tam sayı vardır? Yani hem negatif hem de pozitif bölen sayısını istiyor bizden. O zaman bunu ben asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Üstlerini 1 artırıyorum. 3'ü 1 artırdım. 4. 3'ü 1 artırdım. 4. Bu pozitif bölen sayısıdır. Pozitif bölen sayısı kadar negatif bölen sayısı olduğu için 2 ile çarpıyorum. Dolayısıyla 32 tane tam sayı böleni vardır. Cevabımız D şıkkıdır. 9. soruda 300 sayısını tam olarak bölen kaç farklı asal olmayan pozitif tam sayı, asal olmayan tam sayılar vardır? Öncelikle tüm bölen tam sayılarını bulalım. 3 çarpı 10 üzeri 2 asal çarpanlarına ayırıyorum. Bu da 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'dir. Üstlerini 1 artırarak yazıyorum. Bu 3'ün üzeri 1'dir. 1 artırdım 2 oldu. 2'yi 1 artırdım 3 oldu. Şuradaki 2'yi 1 artırdım 3 oldu. Bu pozitif bölen sayısıdır. 2 katı kadar da negatif sayılar vardır. Yani pozitif bölen sayısı kadar negatif sayılar da vardır. Onun için 2 ile çarpıyorum. Dolayısıyla 6 çarpı 9 36 yapar. Burası 36 tane tam sayı bölenleri vardır. Bunlardan asal olmayanları çıkarıyoruz. 3 asaldır, 2 asaldır ve 5 asaldır. 3 tane sayı çıkartıyorum 36'dan. Şöyle bunu çirkin yazdık. Evet, 36'dan 3 tane sayı çıkartırsam 33 tane tam sayı bölenleri vardır. Cevabımız E şıkkıdır. 10. soruda arkadaşlar bize tam bölen sayısını vermiş. 72 olduğunu söylemiş. X'i istiyor. O zaman ben bunu asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 üzeri X çarpı 3 üzeri X çarpı 3 üzeri 5. Bunu da düzeltelim. 2 üzeri X çarpı 3 üzeri X artı 5. Üstlerini 1 artırıyorum. X artı 1 çarpı X artı 5 artı 1. Ve bu ne olur arkadaşlar? 72 olur. Tam bölen dediği için 2 ile çarpıp 70'e eşitliyorum 72. Sonra şu 2'yi sadeleştiriyorum. X artı 1 çarpı X artı 6 eşittir 36 sayısı. Burada X yerine ben 3 yazarsam 4 çarpı 9 olmuş olur. 36'ya eşit olur. Demek ki X sayısı 3'tür. Cevabımız B şıkkıdır. Evet, 11. soru arkadaşlar. 7 faktöriyel sayısını tam olarak bölen kaç farklı tam sayı vardır diyor. Şimdi ben bu faktöriyeli açarsam arkadaşlar 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunu üslü olarak yazarsam, üst ifade olarak yazarsam buradan 6'dan 2 gelecek, 4'ten 2 üzeri 2 gelecek, buradan da 2 geleceği için arkadaşlar bu 2 üzeri 4 yapacak. Buradan 3 gelecek, 6'nın içinde de 3 vardı, 3'ün karesi gelecek. Dolayısıyla bir tane 5'imiz var, bir tane 7'miz var. Başka da bir şey kaldı mı? Kalmadı. Şimdi bunların üstlerini 1 1 artırıyorum. 4'ü 1 artırırsam 5, 2'yi 1 artırırsam 3, 1'i 1 artırırsam 2, 7'nin üzerindeki 1'i 1 artırırsam 2. Tam bölen sayısı dediği için bu pozitif bölen sayısıdır. 2 ile çarparsam tam bölen sayısını bulmuş oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar 2, 4, 8 yapar. 8 çarpı 5 çarpı 3. Bu da 40 çarpı 3'ten 120 elde etmiş oluyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. 12. soru ve son soru. X bir doğal sayıdır. 90 bölü X kesiri bir tam sayı belirtine göre X'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Aslında bizden istenen arkadaşlar burada 90 sayısının pozitif bölenleri. Değil mi? Bölenleri. 90'ı ne yapıyorum? Asal çarpanlarına ayırıyorum. 3 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 5. Üstlerini 1 artırarak bu işlemi yapıyorum. 3 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde olur.
Bunu da çarparsam 12 tane pozitif diyor. Ne diyor? Doğal sayı. Doğal sayı böleni vardır diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.